Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanmış olan o gerginlik, çatışma sadece ikisinin arasında yaşanmış olan öyle sıradan basit bir olay değil. Ermenistan'ı şu anda Azerbaycan'ın üstüne saldıran ülkeler belli. Fransa ile Rusya. Bunlar neden bunu yaptılar? Şimdi onu size tek tek açıklayayım. Türkiye direkt saldırmak işlerine gelmiyor, yapamıyorlar. Çünkü Türkiye öyle alelade saldırıp da bir netice alabilecekleri bir ülke değil. Türkiye'nin gücü belli. Türkiye'ye kafa tutması yeni bir 3. Dünya Savaşı gibi büyük çaplı bir geniş bir plana yayılacak. Kendilerinin de yani sonucunu tespit edemeyeceği bir mecraya doğru sürüklenecek. Bu yüzden Türkiye'ye direktmen saldıramadıklarından ötürü Ermenistan'ı Azerbaycan'ın üzerine salıyorlar. PKK'nın bir etkisi olsaydı veyahut da onun gibi başka bir maşa bulabilmiş olsalardı Türkiye'nin üzerine onu salarlardı. Fransa biliyorsunuz daha önce Akdeniz'de onların gemilerine yani Fransız gemisine Türk gemisi tacizde bulundu diye NATO'ya şikayet etti. NATO bu tespiti değerlendirdi. Fransa'yı suçlu buldu. Ve Türkiye'ye karşı herhangi bir yaptırım almadı. Arkasından Fransa Avrupa'ya şikayet etti. Türkiye'ye yaptırım uygulayın. Türkiye böyle böyle taciz ediyor. Beni sıkıştırıyor. Buna benzer uyduruk bir şeyler söyleyince Avrupa istemeyerek sessiz kalmak zorunda kaldı. Çünkü Avrupa Birliği Türkiye'ye karşı olan tamamen karşı kurulmuş bir birlik. Türkiye'nin karşısında tam zıt bir birlik. Şimdi Fransa'ya dediler ki bakın biz senin arkanda durursak Türkiye'ye böyle ufak hani basit bir olay yüzünden Türkiye'ye karşı olduğumuz planlarımız, yapmış olduklarımız anlaşılır. Biz Türkiye'ye böyle ufak bir şey değil, daha ileride, daha önemli bir şeyde karşı durabiliriz. Joker hakkımızı böyle kullanıp da gereksiz yere durumumuzu, düşüncemizi, planımızı belli etmeyelim. Elimizden gelecek bir şey yok. %100 haklı değilsin. Türkiye'nin haklı olduğu için sessiz kalmak zorunda kaldılar. Şimdi Rusya ile Fransa bize neden Ermenistan'ı saldırttırıyorlar? Azerbaycan'a saldırdılar. Bak direkt Türkiye'ye de saldıramıyor. Çünkü Türkiye kafa tutamaz. Azerbaycan'a saldırıyor. Bunun sebebi Halife Hafter denilen Libya'daki o darbeci Hafter'le yapmış oldukları anlaşma. Hafter'in bölgesindeki, mıntıkasındaki bütün petrol kaynaklarını Fransa ile Rusya şirketleri çıkartıyor. Bunlar orada çıkarmış olduğu petroller sayesinde ülkelerini, Arap ülkesini, Libya'yı sömürüyorlar, zenginleşiyorlar. İşin içerisinde büyük para var. Şimdi bu para sebebiyle, bu para nedeniyle Türkiye'de para nedeniyle Türkiye yapmadı da bu parayı hani sömüremedikleri için Türkiye bu sömürgelerine engel olduğu için Türkiye'yi saf dışı bırakmak istiyorlar. Buna da güçleri yetmiyor. Sarraç hükümeti yani Birleşmiş Milletler'in tanımış olduğu hükümet ile Türkiye'nin yapmış olduğu Akdeniz Anlaşması, deniz aşırı yapmış olduğu denizler arası mutabakat imzalanmasında Akdeniz'in büyük bir kısmını biz Libya ile beraber ortaklaşa petrol arama ve denizler arası komşuluk anlaşmasına göre sahip olma hakkımız oluyor. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin yarısı kadar bir Akdeniz'de deniz, toprak değil de denize, toprak denizaltı toprağı gibi denize sahibiz. Ve Sarraç hükümeti de son derece başarılı operasyonlar yaparak Hafter'i köşeye sıkıştırdı. Hafter'in yani son zamanlar olduğu için Hafter çekilip de ya da yok olduğu zaman o Hafter'in mıntıkasındaki o petrolleri Libya ile Türkiye ortaklaşa çıkartacaklar. Rusya ile Fransa'da avucunu yalayacağı için sonuna kadar, son dakikaya kadar, son kanının son damlasına kadar mücadele veriyorlar orada. PKK'yı salamadıkları için Ermenistan'ı salıyorlar Azerbaycan'ın üzerine. Bildiğiniz gibi hani Azerbaycan'ın da 7 tane şehidi var. Ve Savunma Bakanımız da açıklama yaptı. Bütün İHA'larımız, SİHA'larımız ve bütün savaş, taarruz ve saldırı helikopterlerimiz, uçaklarımız yani bütün mühimmatlarımızdan biz kardeş ülke Azerbaycan'ın yanındayız. Ermenistan'a gerekirse haddini bildiririz diye açıklama yaptı. Sonuna kadar biz Azerbaycan'ın yanındayız dedi. Ermenistan ayağını denk alsın dedi. Çünkü Türkiye o Azerbaycan'a yapılan saldırının
sadece Azeri-Ermeni arasında geçen bir öyle ufak bir tartışma olmadığını biliyorlar. Onu Rusya'nın saldırttırdığını ve Fransa'nın desteklediğini biliyorlar. Çünkü Milli İstihbarat bu yüzden var. İstihbarat teşkilatlar, hani teşkilatlar bu bilgilere ulaşabiliyorlar ama bunlar basına yansımıyor tabii ki. Şimdi bu Fransa'nın dergisinde bakın çıkarmış olduğu bu son bu haftaki dergisinde şöyle Türkiye'ye karşı bir yazı var. Türkiye Libya konusunda Sarraç'a silah yardımı yapıyor. İkincisi Suriye'de bazı meşru kişileri, örgütleri destekliyor. Üçüncüsü de Ayasofya'yı camiye çevirdi. Birinci Dünya Savaşı hazırlıklarını yapıyor. Artık hep birlikte Türkiye'ye karşı savaşmamız lazım diye açıklama yaptı. Fransa'nın en meşhur dergisi Leopopos diye bir tuhaf bir ismi var. Fransızca tam telaffuz edemiyorum dergiyi. Yani çok tanınmış meşhur bir dergi. Rusya'da direkt saldıramadığı için Ermenistan'ı hani üzerimize salıyor. Yani üzerimize Azerbaycan'a salıyor ama Türkiye saldırmış gibi oluyor. Şimdi Türkiye bu yaşanmış bu olaylara Libya'da, Suriye'de veyahut da bu Azerbaycan'da yaşanan bu olaylara sessiz kalamaz. Onlar Avrupa'yı ve Rusya'yı sömürge aracılıklarıyla sömürdükleri petrollere, doğalgazlarla dünyanın en zengin ülkeleri konumuna getirip Türkiye'yi de köşeye sıkıştırmak için ellerinden gelen her türlü oyunu, hileyi çevirmekteler. Ama biz buna kendi sınırlarımızın içerisine kapanıp bunlara sessiz kalamayız. Türkiye kesinlikle bu olaylara, yaşanan bu gelişmelere karşı son gücüyle mücadele vermek zorunda ve gerici, sessiz ve hiçbir şeye karışmıyorum ben, etrafımda, sınırımda neler olursa olsun ben karışmıyorum politikası güdemez. Şimdi CHP'yi de kullandılar bunlar. CHP'yi de hani Türkiye'yi karıştırsın, hükümeti geriletsin diye. Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşlarının iki tane zayıf noktası var. Bir tanesi eğer ki içeriden birisi, yani muhalefet gibi birisi şunu seslendirirse Türkiye kesinlikle Türk vatandaşı bu hassas noktası olduğu için dayanamaz. Şudur, zenginin çocuğu askere gitmiyor, fakirin çocuğu askere gidiyor, şehit oluyor. Zengin parasını ödüyor veyahut da milletvekilleri gibi, başbakan, cumhurbaşkanı veyahut da bakanlar gibi, bakanın çocuğu gitmiyor da bak fakirin çocuğu gidiyor. Mehmetçiğin kanı üzerinden siyaset yapılıyor. Sen fakirsen, garipsen şehit oluyorsun. Bu vatana canını feda ederek hizmet ediyorsun. Onlar senin sırtından para kazanıyor gibi böyle bir yaygara yaydı mıydı? Türk halkı buna kesinlikle dayanamaz. Kesinlikle bunu suistimal edip bunu göz ardı edemez. Her zaman bunu destekler. Türk halkının zayıf noktasının bir tanesi bu. Buradan vuruyorlar. Bir. İkincisi de ekonomi ve açlık, işsizlik. Türk halkını asla aç bırakmayacaksın. Aç bırakırsan çok saldırgan olur. Karşısında hükümet varmış, Erdoğan varmış veyahut da kim varmış hepsini devirir, siler geçer. Türk halkını bir gururuyla hani bir şehitlik, hani fakire ezdiriyor musun, yok ediyor musun, fakirin kanı üzerinden bir siyaset yapıyor musun demeyeceksin, bir de aç bırakmayacaksın. Bunun ikisi olduğu zaman Türk halkı asla geri durmaz ve Erdoğan'a istediği kadar hizmet yapsın. Bu ülkeye istediği kadar yatırım yaptırsın veyahut da istediği kadar geliştirsin, yine de Erdoğan'ı desteklemez. Bu yüzden CHP'yi de kullanarak üzerimize saldılar, salıyorlar da. Buna benzer öyle kirli propaganda her zaman yapıyorlar, yaptıracaklar da. Şu anda Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan bu gerginlikten dolayı meclisteki 4 tane parti kınama hani ortak bildirim imzaladılar, kınama. İYİ Parti ile CHP'nin gönülden bunları imzaladığına kesinlikle düşünmüyorum. Eğer bunu imzalamasaydı, sadece MHP ile AK Parti imzalasaydı Türkiye'deki ne kadar milliyetçi varsa, hatta CHP ve İYİ Parti'ye gönül vermiş, bunlar linç kampanyasıyla linç ederlerdi sosyal medyada ve bir dahaki seçimlerde oy alamazlardı, ne olduklarını ortaya çıkardı. İstemeye istemeye Ermenistan'ı kınamak zorunda kaldılar. İşlerine gelse de gelmese de buna mecburlar, başka çareleri yok. HDP ne yaptı görüyorsunuz, kınama cezasına katılmadı, kınamaya hani imza atmadı ortak bildiriye. CHP'de her zaman hani gizli ittifak olduğu için, HDP'ye yandaş olduğu için gidip hani CHP İYİ Parti'ye, HDP'ye ikna edip de
ortak kınamaya imza attıramadı. Türkiye'nin partisi olmadığı ve Türkiye'ye ait olmadığı ortaya çıktı. Her zaman CHP'de ne diyordu? Türkiye'nin partisi olmak için yarışıyor. Türkiye'nin partisi, Türkiye aday. Türkiye Millet Meclisi'nde hani hizmet veriyorlar. Milletvekilleri halk seçti, halkın seçtiği diye her zaman bize HDP'yi öyle allayıp pullayıp makyajlayıp bize iyi bir partiymiş gibi tanıtmaya çalışınca, madem kardeşim bunun suç işlemiş, madem PKK'nın uzantısı, madem bunlar hani sizin düşündüğünüz gibi, sizin söylediğiniz gibi bu Kandil'in güdümünde bu kadar tehlikeli bir parti, o zaman neden dava açmıyorsun? Neden onları milletvekilliklerine düşürmüyorsun? Neden onları hani tutuklattırıp hani mahkemelerden, hani adli soruşturmalardan geçirmiyorsun diyerekten bize, hani AK Parti hükümetine oldukça baskı uygulayıp oldukça hani böyle eleştirilerde bulundu. Ama HDP'den de iki tane milletvekilinin elinden milletvekilliği alıp mazbatası ve ihraç edilince, sonra soruşturma görünce de hemen koşa koşa HDP'nin yanında durduğunu herkes biliyor. Aynısı Musa Farisoğlu'yla Leyla Güven'in HDP'den hani milletvekili düşürüldü ve tutuklandılar. Aynı şekilde bunlar soruşturma gördüler. Daha sonra tabi serbest kaldılar. Kemal Kılıçdaroğlu ne diye açıklama yaptı? Halkın seçmiş olduğu milletvekilini sen öyle kafana göre milletvekilini düşürüp tutuklayamazsın diye açıklama yaptı. Arkasından da ne dedi? Sen HDP'li vekilleri değil, halkı, onları oraya seçen, meclise seçen halkı, sivil halkı cezalandırıyorsun diyerekten AK Parti'yi eleştirmişti. Evet arkadaşlar, bu video için söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.